Esselamu aleyküm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, İlmihal başlıyor. Bu akşam konumuz malum yılbaşı dediğimiz efendim bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yarın itibariyle 31 Aralık ve 2011 yılı son buluyor. Ve biz yılbaşı öncesi son İlmihal programı olması hasebiyle bu akşam konuyu Noel kutlamaları ve yılbaşı etkinliklerine ayırıyoruz. Noel kutlamaları ve yılbaşı etkinlikleri bir Müslüman olarak buna nasıl bakmamız gerekiyor? Bu kutlamalara katılmalı mıyız? Katılabilir miyiz? Ve bu kutlamalar dinimizde, kültürümüzde, tarihimizde efendim yeri olan şeyler midir? Bu soruları özellikle soracağız. Ayrıca yeni yıl kutlaması bağlamında meseleyi ele alacağız. Tamam, Noel kutlaması itibariyle bunun Hristiyanlık adeti olduğu, kültürü olduğu çok açık ortada. Ancak zaman zaman bunlar Noel kutlaması değil, bunlar bildiğiniz yılbaşı kutlamasıdır. Saat 12, gece 12 insanlar bekliyor ve o vakit yeni yıla girildiği için insanlar eğlence düzenliyorlar. İşte havai fişekleri vesaire. Tamamen bir yılın bitmesi, yeni bir yılın başlaması heyecanı, sevinci ve mutluluğu paylaşılmış oluyor şeklinde bir açıklama ve izah da var. Dolayısıyla yeni yıla giriş kutlama şeklinde karşılanabilir mi? Dinimizde, kültürümüzde bir yeni yıla giriş nasıl anlaşılmalıdır? Bizim yeni yılımız efendim hangi mevsimde, hangi ayda girer? Bu takvim, miladi takvimle bizim hicri takvimimiz arasındaki fark tabii ki burada konuşulacak. Bütün bunlar hem yılbaşı ile ilgili, Noel ile ilgili hem de kutlama inancımız, kültürümüz, efendim bilincimizle ilgili meseleleri burada konuşma fırsatı bize sunmuş olacak. Evet, Noel kutlamaları diyoruz. Çünkü haddi zatında bize batıdan intikal eden bir gelenek. Türkiye'de de son zamanlarda hayli efendim etkin biçimde, yaygın biçimde, şaşalı biçimde kutlanıyor. Noel, Latince Natalis kelimesinden efendim Fransızcaya bu şekilde dönüşmüş ve Fransızcadan da Türkçe'ye geçmiş, bu şekilde bir tespit var, yaygın bir tespit bu. Ve doğuş, milat anlamına geliyor ve Hazreti İsa'nın papalık tarafından belirlenen, tespit edilen 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece itibariyle Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılıyor. Ve Hazreti İsa'nın doğumu münasebetiyle 24 Aralık akşamından başlayıp 25 Aralık ve hatta 26 Aralık'a kadar uzayan bir yelpazede bir takım dini ve kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Kilisede ayinler yapılıyor, özel yemekler ve bu kültür olarak da Hristiyan dünyasında, Batı dünyasında hatta Doğu Hristiyanlarında da farklı bir tarihte olmakla beraber bir dini, kültürel bir önemli gün olarak, belki bir bayram olarak yaşanıyor ve kutlanıyor. Noel kutlamalarının arka planında böyle bir şey var. Keza Noel Baba imgesi var burada çok canlı biçimde. Bu şahsın da efsanevi bir kişiliği olduğu yönünde güçlü kanaatler var. Tarihi bir dökümanın olmadığı söyleniyor yaşadığına dair. Aziz Nikola diye Antalya'da Demre ilçesinde miladi 4. yüzyılda yaşadığı söylenen bir isim. Bu şahsa isnaden bir ermiş, bir psikopos, bir aziz efendim figürü, bir imgesi oluşturuluyor. Ve Noel Baba diye çocuklara hediyeler dağıtan. 6 Aralık zaten Aziz Nikolas günü olarak da Hristiyanlıkta kutlanıyor. Aziz Nikola çocuklara hediyeler getiriyor. Rengeyikleri var, kızaklar var. Zaten karlı bir coğrafyadan geldiği belli. Bacalardan giriyor. Bacalardan giriyor. Bu da Türkiye'de tabii ki son günlerde tartışma konusu oldu. Belki ona da atıf yaparız. İskandinav ülkelerine ait o zaten kar, kızak, rengeyikleri imgesi de bunun aslında İskandinav ülkelerine ait bir mitolojik arka planı olduğunu gösteriyor. Yani Antalya'dan sıcak Akdeniz ikliminden İskandinav soğuk efendim karkış iklimine böyle bir geçiş söz konusu. Yani tarihin tamamen o Batı, Hristiyan, daha öncesinde Pagan, Avrupa kültürünün
ürettiği, senaryo olarak geliştirmiş olduğu bir şey aslında Noel ve Noel Baba ve etrafında oluşan imgeler manzumesi. Tabii 19. yüzyılda bazı karikatüristler efendim bizim bildiğimiz veya ona yakın bir Noel Baba resmi çiziyorlar. Ondan sonra Noel Baba böyle belli bir şekli, kıyafeti, biçimi olan bir hüviyet kazanıyor. En son kazanmış olduğu o biçim, o kırmızı elbiseli, kukuletalı, ondan göbekli. Sonra göbekli, siyah kemerli, siyah ayakkabılı. O Noel Baba yahut Aziz Nikola temsili ise 1930 yılında Coca-Cola reklamları için yine Amerikalı bir gencin, bir efendim çizimcinin adeta üretmiş olduğu, kurgulamış olduğu bir şahsiyet. Ve Coca-Cola bu reklamlarla birlikte korkunç efendim satış patlamaları yapıyor. Günde artık milyarlarca şişe efendim satış rakamlarına ulaşıyor. Ve biz de Müslüman topraklarda, Müslüman ülkede, Müslümanlar olarak maalesef Noel Baba diye bir imgeyi hafızalarımızda bir şekilde canlı tutuyoruz. O bizim için bir heyecan, bir beklenti, bir umut vesilesi, çocuklar için özellikle olabiliyor. Bir eğlence kültürü olarak, bir reklam figürü olarak özellikle alışveriş merkezlerinde, mağazalarda kullanılabiliyor. Bütün bunlar bizde bir Müslüman olarak Noel kutlamaları karşısındaki tavrımız ne olmalı sorusunu çok şiddetle, çok efendim hararetle gündeme taşımış oluyor. Söze buradan başlayalım hocam. Evet. Bir Müslüman olarak Noel kutlamaları ve etkinlikleri karşısında tavrımız ne olmalı? Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Her şeyden önce bu yılbaşı diye isimlendirdiğimiz zaman diliminin muhayyel bir şey olduğunu, daha ziyade onun etrafında oluşan kültürle birlikte bir anlam ifade ettiğini, tarihsel bir gerçekliğe tekabül edip etmediğinin, çok fazla bir anlamının bulunmadığını, kimsenin bunu işin bu yönünü araştırmadığını biliyoruz, görüyoruz. İşin aslında İsa Aleyhisselam ne zaman doğdu, hangi tarihte doğdu, gerçekten bu tarih onun doğduğu tarih midir? Kur'an ve sünnet verilerine baktığımız zaman çok açık bir şekilde Hazreti Meryem validemizin Hazreti İsa Aleyhisselam'a hamileyken şehrin dışına, Kudüs'ün dışına bir yere çekildiği ve orada bir ağacın altında, hurma veren bir ağacın altında hurma ile beslenerek İsa Aleyhisselam'ı o şartlarda dünyaya getirdiğini Kur'an-ı Kerim açıkça haber veriyor bize. Meryem suresinde. Meryem suresinde. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın Aralık ayında doğmuş olması mümkün değil. Hatta bir takım batılı araştırmacılar da İsa Aleyhisselam'ın doğum zamanının Haziran ayı olması gerektiği yolunda bir takım şeyler ileri sürdüler. Bu tabi yerleşmiş, baskın bir kültür haline gelmiş bir Noel, Christmas durumu var. Dolayısıyla bu baskın kültürün karşısında bu türlü tespitlerin çok fazla bir ağırlık ve anlam ifade etmediğini en azından geniş toplum kesimleri bakımından söyleyebiliriz. Ama işin hakikatini de bilmekte fayda var. İsa Aleyhisselam ne zaman doğdu, hangi mevsimde doğdu? Ve bu yılbaşı kutlamalarının, Christmas kutlamalarının İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla gerçekten bir irtibatı var mıdır, yok mudur? İşin bu yönünü merak edenler için söylemekte fayda mülaza ettim. Beşinci miladi yüzyılda papalığın bir milat kutlamasına duyduğu ihtiyaç üzerine Hazreti İsa'nın bugün 24 Aralık günü, gece vakti, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan efendim gecede doğduğunu kendisi prensip olarak belirlemiş oluyor. Evet. Yoksa tarihi dokümanlar, veriler böyle dediği için değil, evet, kendileri bu şekilde, evet, belirliyorlar. Evet. Bu normalde Hristiyan kaynaklarının da kabul ettiği bir şey. Doğru. Bunun bir sebebi var tabii. Yani biraz işin sosyolojisine bakacak olursak, bu durup dururken ortaya çıkmış bir şey değil. Her inanç sisteminin, her dinin
bir kültürel zemine ihtiyacı var. Yani kültürel zemin din için, inanç sistemi için hem tabiri caizse bir tetikleyicidir hem de bir neticedir. Din geldiği toplumda, hakim olduğu toplumda bir kültür oluşturmak zorundadır. O kültürü oluşturamazsa çok kısa bir süre içerisinde dönüşür, başka bir şey haline alır. İşte İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinin Hristiyanlığa dönüşmesi böyle olmuştur. Geldiği toplumda, indiği toplumda kendi kültürünü oluşturma imkanına kavuşamadığı için çok kısa bir süre içerisinde İncil de tahrif olmuş. İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği tevhid dini de Hristiyanlığa dönüşmüş ve o kendi kültürünü oluşturarak bugüne kadar gelmiş. Hristiyanlığa dönüştürülmüş deyince belki bazı izleyicilerin ilgisini çekmiş olabilir. Hristiyanlık zaten Hazreti İsa'nın getirdiği din değil mi? Dönüşmüş deyince sanki ortada bir işte değil, farklı bir Hristiyanlık mı var gibi soru akla gelebilir. Sık sık vurguluyoruz. İsa Aleyhisselam Hristiyanlık diye bir din tebliğ etmedi. O Hristiyanların peygamberi değil. O Müslümanların peygamberi ve bir İslam peygamberi ve kendisi de Müslüman. Hristiyanlık nedir peki hocam? Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'dan sonra Paulus tarafından ortaya çıkarılmış ve tarih içerisinde, yüzyıllar içerisinde kilise tarafından inanç sistemleri, ritüelleri, kültürü oluşturulmuş başka bir dindir. Tıpkı Yahudilik gibi. Musa Aleyhisselam Yahudilik diye bir din tebliğ etmedi. İnsanlara İslam'ı tebliğ etti. O bir İslam peygamberiydi. Fakat daha sonra İsrailoğullarının bir kısmı onun tebliğ ettiği dini Hristiyanlığa dönüştürdüler. Ve o kültürü oluşturdular. İslam'ın bugüne kadar bozulmadan gelmiş olması, şunu hiçbir zaman akıldan çıkarmayalım, sahih bir zeminde oluşmuş İslami kültür unsurları üzerinden toplumun genlerine sinmiş olmasıyla mümkün olmuştur. Yani aksi takdirde İşte Kur'an'ın bir metin olarak muhafaza edilmiş olması tek başına İslam'ın muhafaza edilmesi anlamına gelir mi? Kur'an'dan çok farklı tarzda Müslümanlıkların çıkarılabileceğini tarih bize gösterdi. Vardı. Halen günümüzde de böyle. Birbirine taban tabana zıt, belki birbiriyle hiç ilişkisi olmayan Müslümanlık türlerini Kur'an'dan çıkarmak teorik olarak mümkündür. Ama tarih içerisinde vücut bulmuş ve bize kadar tevarüsen nesil be nesil gelmiş olan İslam, işte bu kültürel doku ve zemin üzerinde varlığını sürdürmüştür. Bu bakımdan dinin kültürle ilişkisini hafife almamak lazım. Evet. Bu hem çok önemlidir hem çok tehlikeli bir alandır. Eğer kültür baskın çıkar, dini dönüştürürse o din olmaktan çıkar. O kültürün tıpkı Hristiyanlıktaki gibi o kültürün dini haline gelir. Asıl olan dinin kültürünün var olmasıdır. Yoksa kültürün dini olursa başka bir şeye dönüşür. Çünkü dini dönüştürür. İslam'ın kültüre müdahalesini de bu zeminde okumak lazım. Elbette. Hazreti Peygamber Efendimizin kılık kıyafete elbette dair sakal efendim kesmenin şeklinden, biçiminden ondan sonra bir takım günlük hayatta, evde, sokakta, yerleşim tarzında ve vesaire, yani günlük hayatta mekanı, zamanı ve zemini işgal edişimizin değişik tarzlarını ve türlerini elbette bile içine elbette alacak biçimde bizi yönlendirmesi, tahdit ve tanzimde bulunması herhalde böyle bir arka plana i̇şte budur dayanıyor. Yani İslam'ın kendi kültürünü oluşturan bir din olması, kendi kültürüyle kitlelere, coğrafyalara yayılması. Hadise bu. Nitekim senin de işaret ettiğin gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke döneminde müşriklerdense İslam'ın yasaklamadığı konularda, vahyin yasaklamadığı konularda ehli kitaba daha yakın durmuş. Ama Medine dönemine geldiğimizde artık kendi toplumunu oluşturduğu için ehli kitabı da öteki olarak görmüş ve onlara da hayatın her alanında muhalefet etmeyi bir ilke olarak vaaz etmiş. Şimdi çok enteresan bir şey var burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir takım hadisleri var. Bunlar üzerinde, bu üzerinde konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz çerçeve bağlamında duracak olursak çok enteresan bir sonuca varacağız gibime geliyor. Mesela meal olarak okuyayım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
bizim dışımızdakilere, Yahudilere, Hristiyanlara benzeyen bizden değildir buyurmuş. Yağma yapan veya soygun yapan yahut soyguna yağmaya tevessül eden bizden değildir. Erkeklere benzeyen kadınlar ve kadınlara benzeyen erkekler bizden değildir. Asabiyete, ırkçılığa çağıran ve asabiyet uğruna mücadele eden bizden değildir. Musibete uğradığında, başına istemediği bir durum geldiğinde bağırıp çağıran, saçını başını yolan, elbisesini paralayan bizden değildir. Bizden başkasının sünneti, adet ve geleneğiyle amel eden bizden değildir. Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize hürmet etmeyen, emri maruf nehy-i münkerde bulunmayan bizden değildir. Bu hadislerin, bu tarzdaki hadislerin sayısı çoğaltılabilir. Bir biz oluşturuyor Allah Resulü. Evet, biz oluşturuyor. İşte bu biz acaba adına Müslümanlık diyeceğimiz şey midir? Bunları yapan Müslümandır, yapmayan gayrimüslimdir demek gerekecek o zaman. Bu başka bir şey. Bizden değildir derken Müslüman değildir demek istemiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allahu Alem kaydıyla tabii. Yani musibete uğradığında bağırıp çağıran, saçını başını yolan bizden değildir demek ne demek? Böyle yapan kimse dinden çıkmıştır demek mi? Hayır. İslam kendi kültürünü oluşturuyor. Kendi insan tipini, bireyini oluşturuyor. O bireyin reflekslerini oluşturuyor. Onu bir kültür haline getiriyor. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bu ve benzeri rivayetlerde bunun kodlarını yerleştiriyor. Bir Müslüman hangi durumlarda nasıl davranır ve bu dışarıya nasıl yansır? Dolayısıyla ben herhangi bir iddiada bulunmaksızın sadece sesli düşünme kabilinden, bu bizden değildir kabilinden rivayetlerin, bu vurguyla gelen, bu ifadeyle gelen rivayetlerin İslam kültürünün dışına çıkmıştır, bize yabancılaşmıştır şeklinde anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki tartışmaya açık. Leyse minna diye başlıyor. Evet. Evet, bizden değildir. Ama tabii işte buradaki tek tek hepsini şey yapabiliriz, ele alabiliriz. Bizden değildir derken bu acaba dinden çıkmıştır, mürted olmuştur, katli vacip olmuştur. İlgili amellerin zaten küfrü mucib olduğunu tarihte savunan yok. Evet. Bunlar en fazla günah. Günah, kişiyi masiyet. Mümin olmaktan çıkartmıyor. Evet. Ama tarz, ahlak, kişilik itibariyle İslami bir kişilik değil. Müslümana yaraşmaz. Evet. Müslüman topluluğa, cemiyete de yaraşmaz. Böyle bir manzara, böyle bir fotoğraf asla İslam'la bağdaşmaz anlamında. Evet. Ahlaki, zecri bir ifade tarzı olsa gerek. İşte bu, o kanaatteyim ki bir kültürel zemin oluşturmaya matuf rivayetler bunlar. Nebevi tepkiler, öyle diyelim. Gene başka bir vesileyle konuşmuştuk zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir seriye göndermiş bir kabileye. O seriye oraya gittiğinde o kabile yeni Müslüman olmuş, o kabilenin yeni Müslüman olmuş fertleri gelen İslam askerlerine saygı izharında bulunmak için secde etmişler. Bunun üzerine onlar da vay bunlar puta tapıyor diyerek öldürmüşler secde edenleri. Durum Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e aktarıldığında o öldürenlere yarımşar diyete hükmetmiş. Ailelerine bunların yarımşar diyet ödeyin buyurmuş. Ve sonra da müşrikler arasında ikamet eden her müminden beriyim buyurmuş. Niçin ya Resulallah diye sorulduğunda da ateşleri birbirini görmesin buyurmuş. Şarihler bu rivayeti açıklarken diyorlar ki buradaki ateşleri birbirini görmesinden maksat Müslümanla gayrimüslim birbirlerine Müslümanın gayrimüslimden etkileneceği biçimde yakın yaşamasınlar, yakın oturmasınlar. Yani aralarında onları kültür olarak, din olarak, itikat olarak birbirinden ayıran bir görünmez, şeffaf bir perde bulunsun. Müslüman onların kültürlerinden, dinlerinden, itikatlarından etkilenmesin. Ateşi birbirini görmekten kasıt bu. Dolayısıyla men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum hadisini de ve bu çerçevede kim bir kavmin görüntüsünü çoğaltırsa onlardandır tarzındaki rivayetleri de bu çerçeve içerisinde anlamlandırmak doğru olur gibi geliyor bana Allah-u Alem.
Bu rivayet üzerine konuşuruz. Nitekim evet. Yılbaşı kutlamaları bağlamında mutlaka konuşmamız lazım. Biz belki en sonunda konuşacağımız hususu evet. biraz başa almış olduk. İzleyiciler yani neden biz bu kadar tepkiliyiz? Arka planını görsün diye belki gerekçelerini evet, biraz zikretmiş evet, olduk. Evet, evet. Dolayısıyla bu İslam kültürünün sadece itikadının değil, İslam kültürünün muhafazası diye bir meselesi olmalı Müslümanların. İslam kültürü diye bir olgunun mevcudiyetinden haberdar olmalı Müslümanlar. O kültür hayat tarzıyla, folkloruyla, geleneğiyle, örfüyle, giyim kuşamıyla, kelimeleriyle, kullandığımız dille, kavramlarla vardır. Çarşı pazarıyla. Tabii ki. Yani sosyal hayatı, şehirleri, evleri inşa ediş, dizayn ediş tarzıyla birlikte vardır. O kültür içerisinde yaşayan, o kültüre doğan bir insan otomatik olarak Müslüman olur. Şahsiyetinde, kimliğinde, ruhunda, bilincinde bir İslami öz olur. O öz etrafında, temelinde o insan şahsiyetini bulur. Evet. Yani inancın ve düşüncenin bedenlenmiş hali. Evet. Kültür evet, böyle. Evet, yani inanç, evet. Düşünce, tasavvurlar, ruhu, özü oluşturuyorsa bunun cismani, bedeni boyutu da bizim kültürümüzde kendini gösteriyor. Evet. Ve bu tamamen yani kültürün ölmesiyle aslında inanç da ölüyor. Evet. Mutlak kültürünü kaybeden inanç hayatiyetini sürdüremiyor. En azından hayati bir takım organlarını kaybediyor. Kültürümüzün yani temelindeki ana dinamik sünnettir şeklinde bir tespitle buradan bir kanal açabilir miyiz? Açabiliriz, açmamız lazım. Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetinin özellikle ameli boyutu, sünnet dendiğinde daha çok bizim hani kültürümüze geçmiş, şöyle yapmak sünnettir. Abdest alırken parmakları hilallemek, yemek yerken elleri yıkamak, helaya girerken sol ayakla, çıkarken sağ ayakla çıkmak şeklinde tamamen günlük hayatta böyle kare kare adım adım bizi yönlendiren, yaşantımıza, hayatımıza renk, biçim veren bir takım uygulamalar var. Hep biz bunlara sünnet diyoruz. Şöyle yapmak evet. sünnettir. Evet. Şöyle yapmak edeptir, adaptandır. Veya şöyle yapmak terk edeptir. Terki edeptir. Edebin terkidir. Fıkıh da tabii burada devreye giriyor. Evet. O Efali Mükellefinde sünnet, edep maddesi. Sünnet-i meşayih mesela. Sünnet-i meşayih. Ne kadar önemli kavramlar bunlar. Bizi tabii sünnete ve sünnet vasıtasıyla Kur'an'a bağlayan mekanizmalar. Yani herhangi bir Müslümanın, herhangi bir olay karşısındaki tepkisinin Müslümanca olup olmadığını anlamak için biz onun Kur'an'ın hangi ayetine ya da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hangi hadisine aykırı ya da uygun davrandığına bakmadan önce onun bizim görmeye alıştığımız davranış kalıplarına uygun olup olmadığına bakıyoruz. Evet. Bunun üzerinden daha kolay, daha pratik ve daha isabetli hüküm verebiliyoruz. Selam veriyor mu, selam alıyor mu? Evet. Yani bir insanın yani mesela selamun aleyküm şeklinde bir meclise girmesi bile o insana dair bizde farklı bir intiba uyandırıyor. Elbette. Yani meclise girerken günaydın, tünaydın şeklinde bir selamlamayla giriyorsa biz o insana dair biraz daha farklı bir evet. intiba sahibi olmuş oluyoruz. Şimdi bir mecliste ya da bir aile içerisinde küçüklerin büyüklere karşı davranışına bakın. Orada mutlak surette sünnet-i seniyeyi görürsünüz. Yani büyüğe adıyla hitap etmez. Büyüğün karşısında mesela bacak bacak üstüne atıp oturmaz. Onun sözünü kesmez, sesini onun yanında yükseltmez. Bütün bunlar aslında sünnette ifadesini bulan şeyler. Büyüğün küçüğe davranışı da böyledir. Orada bir şefkat vardır, merhamet vardır, bir korumacılık vardır. Başını okşar. Evet. Peygamberin tavsiyesi. Yani o başını okşama tarzında bile hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görmek mümkün. Tokalaşma tarzında bile. Tabii. Yani değişik tokalaşma türleri var. Yani evet. İki elle yahut omuzlara efendim el atmak suretiyle yapılan tokalaşmalar var. Evet. Musafaha dediğimiz şey. O arada salavat getirme geleneği var. Evet. Bütün bunlar sünnet merkezinde oluşmuş ve artık bir süre sonra kültüre dönüşmüş şeyler. Biz bir toplumun Müslüman olup olmadığını öğrenmek için
şöyle dışarıdan uçaktan bakıyorsunuz, burada yaşayanlar Müslüman mı değil mi diye, cami varsa, minare varsa, kubbe varsa evet Müslüman diyorsunuz. Ama Asr-ı Saadet'te ne kubbe vardı, ne minare vardı, ne de böyle bu mimari tarzında bir cami vardı. Bu mimari bir medeniyetin göstergesi ve o işte dinin, itikadın kültüre, medeniyete, mimariye, şehre dönüşmüş hali. Bu varsa evet Müslümandır diyorsunuz. Onun için batıya ilk giden insanlar, bende de öyle olmuştu. Hadi camiye gidiyoruz diyorlar. Gidiyorsunuz. Lalettayin bir bina. Binalar arasında, evler arasında, belki fabrikalar arasında. Aynen onlar gibi girişi bulunan, hiç dışarıdan bakıldığında farklı bir mimari tarzı arz etmeyen bir yapı. Müslümanlar orayı almışlar, camiye dönüştürmüşler. Baktığınızda orada cami görmek istiyorsunuz. Bir şeyler eksik kalıyor sanki. Bu biz sadece bir göz alışkanlığı değil, bir algıdır aynı zamanda. Yani Müslümanın algısı ve tepkisi Kur'an ve sünnet temelinde oluşan kültür etrafında şekilleniyor. Müslümanın algısı onun içine doğduğu kültürle birlikte şekilleniyor. Dolayısıyla kültür dendiğinde hiç asla meseleyi küçümsemeyelim. Kültür emperyalizmi, kültürel yozlaşma ya da kimlik yozlaşması vesaire dediğimiz şey işte tam da budur. Senin altını çizdiğin gibi bütün bu alanı oluşturan en temel unsur da sünnettir. Sünnet-i seniyedir. Bu konu hakkında evet, belki ileride evet, müstakil program yaparız. Bu bakımdan yani yılbaşı kutlamalarının bizim kültürümüzde olmayışı, bunun bize Batı kültüründen, Hristiyanlık kültüründen geçmiş olmasını ifade ettiğimiz zaman aslında çok şey ifade etmiş oluyoruz evet. Ve belki de sorunun cevabı ortaya çıkmış oluyor. Oluyor ama bunu açmamız lazım. Açmamız gerekiyor. Evet, bu birinci bölümde biz meseleyi biraz daha kültürel boyutunu ele aldık. Kültür nedir? Kültür, inanç, kültür, algı, zihin arasındaki irtibatı, paralelliği, o sıkı ilişkiyi efendim konuşmuş olduk. Ve İslam'ın inancını efendim örgülemiş olduğu o tasavvurlar silsilesini nasıl bir kültürel zemine taşıdığını konuşmuş olduk. Ve şimdi işte bundan sonra bir Hristiyanlık kültürü olarak Noel ve yılbaşı kutlamaları başlığıyla bir sonraki bölümde inşallah devam ediyoruz değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu somut soruyu soruyoruz. Noel kutlamaları nedir? Noel kutlamalarına bir Müslüman katılabilir mi? Bu kutlamaları zevkle izleyebilir mi? Evet, girişte senin de belirttiğin gibi Noel ve bu miladi yılbaşı yani Christmas dedikleri meselenin Müslümanlara ait olmadığını, bu inancın, bu ritüelin, bu kültür unsurunun Müslümanlara ait olmadığını ayrıca belirtmeye gerek yok. Bu gayet açık bir mesele. Burada iki husus var. Birincisi Müslümanlara ait olmadığı, gayrimüslimlere, bahusus Hristiyanlara ait olduğu açık olan bu kutlamaların Müslümanlar tarafından da icra edilip edilemeyeceği meselesi. Burada iki nokta karşımıza çıkıyor. Birincisi Müslümanlar bunu bir Hristiyan adeti olmadan, öyle olduğunu düşünmeden ya da öyle olduğu için değil de bir alışkanlık olduğu için ya da biz de ülke olarak miladi takvimi benimsediğimiz için bir yeni yıla, yeni bir zaman dilimine girişin ifadesi olarak kutlayamazlar mı? İkincisi evetse bu sorunun cevabı bunu nasıl kutlamaları lazım? Evet. Birinci sorunun A ve B şıkları buydu. Bir de ikinci soru var. İkinci soruya soruyla cevap veriyorsunuz. İkinci yani soru da şu. Müslümanların yılbaşı kutlaması yapması caiz değilse niçin caiz değil? Biz baştan öyle girdik. Caiz değildir diye girdik. Ama şöyle şöyle yaparlarsa ne olur? İkincisi caiz değilse niçin caiz değil? Evet. İkincisinden başlayarak gidelim.
gayrimüslimlere mahsus bir dini boyutu da olan bir ritüelin, bir kültür unsurunun Müslümanlar tarafından icra edilmesi, ona iştirak edilmesi, hatta yaşatılması Müslümanlar tarafından caiz değildir. Birincisi bu. Bununla ilgili pek çok şey söylenebilir. Ayrıca delillendirmeye gerek duymuyoruz. Birinci bölümde okuduğumuz pek çok hadis-i şerif bu duruma doğrudan delalet eder. Evet. Dolayısıyla bize ait olmayan, artı içinde Hristiyanlık kültürüne, inancına ait unsurlar barındıran bir ritüelin, bir kültür unsurunun Müslümanlar tarafından yaşatılması söz konusu olamaz. O zaman birinci sorunun A ve B şıklarına gelelim. Bir Müslüman yılbaşı kutlamalarına ben bunun bir gayrimüslim adeti olduğu için değil ama bizim de içinde yaşadığımız toplumun ortak bir kültürü haline geldiği için ya da yeni bir yıla giriş ifade ettiği için kutluyorum bu kutlamalara, bunun için iştirak ediyorum. Ve Hristiyanlık figürlerinden de yalıtılmış biçimde. Yalıtılmış Çam yok, biçimde. Efendim, Hindi yok. Keza Noel Baba figürü Noel yok. Baba yok. Böyle bir beklenti yok. Noel Baba heyecanı yok, umudu, özlemi yok. Evet. Ben sadece ne yapıyorum? Akşam yine oturuyorum. Özel kuru yemişlerimi almışım, gelmişim. İçeceklerimi almışım. Ailece toplanmışız. Güzel bir ziyafet çekiyoruz. Tombala da yok. Tombala bilmiyorum artık. televizyonun karşısında işte eğlence programları var. Gece yarılarına kadar bunları izliyoruz. Evet, sohbet yani ediyoruz. İçki yok, milli piyango yok, haram herhangi bir unsur yok. Sadece burada eğleniyoruz. Evet. Burada şu soruyu sormak lazım. Niçin başka herhangi bir gece değil de bu gece? Yeni yıl. İşte yeni yıl da Müslümanlara ait bir yeni yıl değil. Şimdi aynı bu, şeyi Muharrem ayının girişinde yapsa. Ha, orada, biz şu anda sefer ayındayız. Orada, seferin başında 1433. Orada yılındayız. Üçüncü bölümde konuşmayı planladığım mesele devreye girecek. Biz bir şeyi nasıl kutlarız Müslümanlar olarak? Biz kutlanmayı hak eden bir şeyi nasıl kutlarız? Bu bir camide kutlarız mı yani hocam? Yok, hayır, işte onu, o sorunun cevabını verecektik. Evet. Üçüncü bölümde. Şimdi biz burada o zaman şunun cevabını arayacağız. Hristiyanlık figürlerinden, unsurlarından yalıtılmış bir yılbaşı kutlaması Müslümanlar tarafından icra edilebilir mi? O zaman ben bu soruya çok dürüst bir şekilde, çok açık bir şekilde bir başka soruyla mukabele edeyim. Müslümanlar bu miladi yılbaşında duydukları heyecanı, varsa öyle bir heyecan duyan tabii, duydukları heyecanı, bunu ihya ve idrak etme heyecanını eğer Hicri yılbaşı içinde duyuyorlarsa, bu tarz bir kıpırtı kalplerinde, ailelerinde, çevrelerinde oluşuyorsa çok fazla bir şey demem. Evet. Ama oluşmadığını hepimiz biliyoruz. Yani toplum olarak bizim dünyamızda, gündelik hayatımızda bir Muharrem çok farklı bir yerde duruyor. Yılbaşı çok daha farklı bir yerde duruyor. Ha, bunu bir anlayışla karşılamak da mümkün. Çünkü bir Muharrem'de böyle bir medyatik enformasyon, tabiri caizse havaya sokulma bombardımanı yok. Evet. Yani bir Muharrem sessiz sedasız gelen, belki SMS'lerle, belki e-maillerle insanların birbirine duyurduğu veya dost meclislerinde filan söz konusu olan, evet, çok daha... Haddi zatında yeni bir yıla girmenin sevinçle, eğlenceyle, kutlamayla ne tür bir alakası var ben kurabilmiş değilim. Bir insan bir seneyi doldurdu, ikinci bir seneye giriyor ve insan seviniyor. Evet. Neden seviniyor? Yani biz bir günü doldurduğumuz zaman neden sevinmiş oluruz? Bir adım daha ahirete yaklaşmak bizim için neden sevindirici olabilir? Şöyle bir zımni iddia taşımış olursa ancak mümkün olabilir. Ben bugünü de günahsız geçirdim elhamdülillah ve ahirete hazırlıklıyım şeklinde, evet, bir güven duygusu demektir. Bu ki bu da biraz zor bir şey. İşte onun için ben üçüncü bölümde konuşayım diye sakladığım şeyi işaret ettim. Yani bizim bir şeyi kutlamaya değer bir şeyi kutlama biçimimiz yılbaşı gecelerinde yapılan gibi olmuyor. Biz bayramları kutlarız. Kutlarız. İki tane bayramımız var. Fıtır bayramı, yani Ramazan bayramı. İkincisi de
Kurban bayramı. Biz bu bayramlarımızı kutluyoruz. Eğlence ise eğleniyoruz. Efendim özel yemekler, ziyafetler, misafirlikler, gitmeler, gelmeler, bir araya gelmeler, hoşbeşler. Özel günler yani toplanıp özel içerikle bu günleri geçirmiş oluyoruz. Fakat o özel günlerin içindeki dini, itikadi ve İslami kültürel unsurları mutlaka vurgulamamız lazım. İhya ederek yapıyoruz. Yani kurban bayramında bir kurban bayramına biz bir et bayramı diye bakmıyoruz mesela. Böyle bakan insan kurban bayramının anlamından uzaklaşmış olur. Bunu kurban bayramı ile ilgili programda konuşmuştuk zaten. Keza Ramazan bayramına oruçtan kurtulma, ipten kazıktan kurtulma tabiri caizse bayramı diye bakmıyoruz haşa. Bunu Allah Teala'nın o 30 gün Ramazan orucunu tutarak onun emirlerine itaat ettiğimizin bir göstergesi olarak Rabbimizin bize sunduğu, lütfettiği bir hediye olarak bakıyoruz. Ve oradaki İslami kültürel unsurlar hep var zaten. Ziyaretleşmeler de var, efendim kabristanlara gitmeler de var, başka hususlar da var. O bayramları biz seküler bir hava içerisinde kutlamıyoruz. Yani daima o bayramlarda biz farkında olalım ya da olmayalım, üstü örtülü olsun, açık olsun bir İslami kültürel manevi unsurlar bütünü vardır. Ve o biz farkında olsak da olmasak da o bayrama esas havasını veren şeydir. Hı. Ama yılbaşı kutlamalarında bu yok. Yani onu biz bir dini bayram ya da bir kandil gecesini idrak ettiğimiz gibi idrak etmiyoruz. Orada sanki seküler maskemizi takıyoruz o gece. Daha bir modernleşmiş insan olarak o geceye iştirak ediyoruz. Kurban Bayramı gecesi ya da herhangi bir kandil gecesi hissettiklerimizi yılbaşı gecesi hissetmiyoruz. Orada ayrı bir dinden, maneviyattan, kültürden uzaklaşmış profan seküler bir sahaya adım atıyoruz. Farklı kişiliklerimizle orada bulunuyoruz. Dolayısıyla İşte tam burada o benzeme olgusu ortaya çıkıyor. Evet, bütün dünyadaki manzara aynı manzara. Her yerde aynı. Bütün dünyada herkes belli meydanlarda, şehrin efendim geniş meydanlarında toplanıyor. Gecenin saat 00:00'ını bekliyor. O saat girdiğinde havai fişekleri, efendim şampanyalar patlatılıyor. Çılgınca efendim insanlar bağırıyor, çağırıyor. Bir taraftan efendim müzik, içkiler. Ve sabahlara kadar bütün dünyada ortak bir manzara var. Ortak bir kültür oluşuyor. Biz o kültüre o şekilde yılbaşı kutlayanlar bakımından söylüyorum. O şekilde iştirak etmesek bile ondan çok da bağımsız, çok da yalıtılmış, çok da İslami bir hava içinde kutlamıyoruz. Bak enteresan bir bağlantı var burada. Katılır mısın bilmem. Bakara suresinin 120. ayeti kerimesinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitaben bu dinler arası diyalog bağlamında da çok sık konuşulan bir ayeti kerime. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen onların milletine tabi olmadıkça, ittiba etmedikçe ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olacak. Ayeti kerimenin motamot meali böyle. Buradaki milletehum acaba ne ifade ediyor? Bir de onların milletine ittiba etmek ne anlam ifade ediyor? Ben birkaç tefsire bu vesileyle tekrar müracaat ettim. Millet tabirinin gidişat, sünnet, yol, yöntem, adet, gelenek anlamına geldiğini vurguluyor tefsirler. Biz İbrahim milletindeniz. Burada enteresan bir şey var. Aslında bütün peygamberler Müslüman. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberler İslam peygamberi ve tebliğ ettikleri din İslam olduğu halde biz İbrahim milletinden olmakla sanki başka bir şeye vurgu yapıyoruz. Aynı zamanda biz Nuh milletindeniz, aynı zamanda Adem milletindeniz, Hud milletindeniz. Ama bunları söylemiyoruz. İbrahim milletinden olduğumuzu söylüyoruz. İşte bu millet kelimesi İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı miras sadece itikat değil, sadece din değil. Onun bıraktığı miras. Hac uygulamaları. Hac mesela, sünnet mesela.
Bunlar yani dolayısıyla erkeklerin sünnet olması anlamında, evet, sünnet. Evet. Kıtan. Kıtan. Bunlar bizim İbrahim milletinden olmamızın, İbrahim Aleyhisselam dininden olmamızdan daha farklı, daha geniş bir umum husus ilişkisi var gibi geliyor sanki. Daha geniş bir anlama geldiğini gösteriyor bize. Yahudilerin ve Hristiyanların milletine tabi olmadıkça, ayet-i kerime Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitaben, Yahudilerin ve Hristiyanların milletine ittiba etmedikçe, tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olacak buyuruyor. Sanki burada sen Yahudi ya da Hristiyan olmadıkça değil, sen onların milletine tabi olmadıkçanın anlamı, sen onların dinine girmedikçe değil de, sen onların kültürüne tabi olmadıkça, onların ardınca gitmedikçe gibi bir anlamı var gibi geliyor sanki. Onların içinde erimedikçe. Erimedikçe. Çünkü tefsirlerin millet hakkındaki yorumları da dikkate alındığında müfessirlerin, sünnettir, adettir, gelenektir, davranış kalıbıdır anlamına gelecek şeyler söylüyorlar. Buradan hareketle bize hitaben bu ayeti kerimenin bize bakan yüzünde şu var Allah-u Alem. Biz Yahudilerin ve Hristiyanların kültürüne tabi olmadıkça, onların dünyasına girmedikçe onlar bizden razı olmayacaklar. Onların kültürüne tabi olmak, onların milletine tabi olmak sonunda gelip şeye dayanıyor. İşte bu İkinci Vatikan Konsili ile birlikte gündeme gelen kavramsal çerçeveye dayanıyor. O kavramsal çerçevenin içinde bir diyalog var. Bir de inkültürasyon var. İnkültürasyon Hristiyan olmayan toplumların kendi kültürlerinden Hristiyanların bilinçli gayretleri, çabaları, programlı faaliyetleri sonucu kendi kültürlerinden uzaklaşarak Hristiyan kültürünü benimsemelerini ifade ediyor. Çok öz olarak. Yani bu kavramı ortaya attığında kilise diyor ki Hristiyan olmayan toplumların din değiştirmesini illa beklemek, illa bunu zorlamak doğru değil. İnkültürasyon yoluyla onların kendi kültürlerinden uzaklaşmasını temin etmek bizim arzumuzun gerçekleşmesi anlamına gelir büyük ölçüde. Hristiyan kültürünü benimsedikten sonra onlar kendilerini gene Müslüman olarak ya da başka din, hangi dine mensuplarsa o dinin mensubu olarak gene kabul etsinler. Bunda bir sakınca yok. Yeter ki Hristiyan kültürünü benimseyip o kültürü yaşasınlar, yaşatsınlar. Şimdi bununla bağlantılı düşündüğümüz zaman bu millet meselesini şu anda dünyada çok büyük ölçüde bir Hristiyan kültürünü benimseme süreci yaşanıyor. Yani inkültürasyon kavramı ve süreci büyük ölçüde başarıya ulaşmış durumda. Yani mağazalar hocam, yani her yerde, nerede bakarsanız bakın, mağazalarda çok yaygın biçimde çam ağaçları, yani mağaza süslemeleri, yılbaşı süslemelerinde, evet, çam figürü çok belirgin biçimde duruyor. Noel Baba resimleri, efendim figürleri çok belirgin biçimde duruyor. Aslında Hristiyanlık inanç olarak belki dünyada çok yaygın İslami kitleleri etkilemedi ama kültür olarak kesinlikle istila etmiş durumda. Bu bir hakikat. Bu nereye varacak? Yani kültürle inanç arasında az evvel arz ettiğimiz bu sıkı geçişkenlik söz konusu olduğuna göre bunun bir adım sonrası inancın benimsenmesi demek. Öyle olacaktır mutlaka. Yani yahut ortak bir inanç ihdas edilecek. Küresel bir din, insanlık dini vesaire gibi. Bu inançta hepsi birleştirilmiş olacak. Belki böyle bir şey bu da zaten dinler arası diyalog sürecinin çok ilgi sahasının çok dışında değil. Yani o çoğulculuk dediğimiz süreç aynı zamanda yeryüzündeki farklı din ve inanç kompozisyonlarının ortak bir zeminde erimesini, buluşmasını ve bunun kültürel değerler doğrultusunda olmasını öngörüyor zaten. Bu çok yabana atılır bir şey değil. Bu bakımdan Müslümanlar için bugün özellikle tehlike arz eden ve asıl farkına varılması gereken şey burası, nokta burası. İnkültürasyon. İnkültürasyon. Şimdi Arap Baharı diyoruz. İşte Orta Doğu'da bir takım yönetimler değişiyor. Halk iradesinin yönetime yansıması şeklinde tevellür eden, tezahür eden bir süreç yaşanıyor. Bu süreç yaşandığı
yaşanırken şu soruyu soruyor muyuz? Acaba Müslümanlar bir ideoloji, tırnak içinde, ideolojik anlamda değil ama kültürel anlamda kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Kendi varlıklarını ortaya koyabiliyorlar mı? Böyle bir şey var mı yani? Tamamen davranış kalıpları, kendini ifade etme biçimi, varoluş tarzı, küresel değerler sisteminde oluşmuş bir bireyin ve toplumun ben İslami değerleri benimsiyorum demesi ezberden çok fazla öte giden bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Yani çünkü yeryüzünde kendi öz medeniyet ve kültür değerleri işgale uğramış, en fazla zedelenmiş, hırpalanmış, ortadan kalkmış, Müslümanlardan daha fazla bu konuda muzdarip başka bir toplum yok gibi geliyor bana. Çünkü Müslümanlar aralarındaki ortak zemini oluşturan ana katalizör unsurları kaybettiler. Dolayısıyla her biri bulunduğu yerde küresel hegemonyanın tasallutu altına girdi. Ve orada farklı etkilenmelere maruz kaldı. Onun için mesela 17. 18. yüzyıllarda ve daha öncesinde tabii ki İslam dünyasının bir ucundan öbür ucuna nereye giderseniz gidin aynı havayı, atmosferi teneffüs etmeniz mümkünken bugün aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bugün İslam dünyasının neresine giderseniz gidin küreselleşmiş, profanlaşmış, sekülerleşmiş şehirler, insanlar ve yapılar görüyorsunuz. Böyle bir toplum görüyorsunuz. Dolayısıyla Müslümanların kendileri olarak var olmaları ancak ve ancak bu sahanın, kültürel unsurların İslami zeminde yeniden oluşmasıyla, ki bu da masa başı kurgusal faaliyetlerle olacak bir şey değil. Zaman işidir, sosyoloji işidir ve birikim işidir. Müslümanların kendi coğrafyalarında kendileri olarak var olmaları ve dünyaya bu anlamda şahsiyetli bir duruş izhar etmeleri, göstermeleri, dünyanın da bu anlamda dünyaya da marufun hakim kılınması ancak böyle bir zeminde mümkündür. Yoksa İslam'ı ideolojik bir takım kalıplarla, söylemlerle ya da toplumsal tabanını yitirmiş işte devlet temelli bir takım söylemlerle yeniden topluma, bireye hakim kılınması, Allah Teala'nın muradının bu şekilde tecellisine çalışılması bence beyhude bir gayet. Ben tekrar konuya dönmek istiyorum hocam. Şimdi biz bütün Hristiyanlık figürlerinden yalıtılmış haliyle sadece 2011'den 2012'ye geçişi ifade etmesi açısından mücerret bir yılbaşı olarak değerlendirdiğimizde bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız? Az evvel bunu konuştuk. Kişi bu çerçevede yılbaşıdır diyerek özel bir evde düzenleme yapsa, özel efendim bir şeyler alsa, evin hanımı özel yemekler hazırlasa, o akşam bütün aile bireyleri toplansa, otursalar, yemekler yense, meyveler, ondan sonra çerezler yense, kahkahalar atsalar, eğlenseler, hadi televizyon da seyretmediler diyelim, kendi aralarında eğlendiler, ettiler gece geç saatlere kadar ve bir sonraki gün zaten tatil. Şimdi bunu da sorgulamak durumunda olduğumuzu ben düşünüyorum. Çünkü yılbaşı demek bir eğlence sebebi demek değil. Yani bir yıldan diğer bir yıla geçmek bir sevinç vesilesi değil. Tam aksine bir sorumluluk vesilesidir. Sorumluluk hissini aslında bizde tetikleyen bir durumdur. Ömrümüzden bir yıl daha geçti diyoruz. Yaşın 38 ise 39 olmuş oluyor. 51 ise 52 olmuş. 52 olmuş oluyor. İnsan bunu normalde her geçen gün ömrümüzden bir sayfayı aslında yırtıyor ama bir yıllık bazda bu değişim olduğunda insan bunu çok daha çarpıcı biçimde hissediyor. Yaşın artık sorulduğunda artık bir önceki sene 38 diyorsan 39 şeklinde ifade ediyorsun mesela. Şimdi bu insanı biraz tabii ki düşündürüyor. Evet, yani evet. 40'a geldik diyor. 40'ı geçen insanda başka bir sendrom oluyor icabında. Şimdi bir Müslüman için tabii yaş sendromu da olmamalı haddi zatında. Yani yaşlanıyorum ediyorum korkusu. Belki ahirete yaklaştım, hazırlıklı değilim
açısından olmalı olabilir ama başka cihetlerden olması düşünülemez. Şimdi bunun izini sürmeye kalktığımız zaman bunun ucu hocam bu defa miladi takvimin benimsenmesi problemine dayanıyor. Şimdi biz normalde yaşlarımızı konuşuyoruz. Biz diyoruz ki bizim yılbaşımız Muharrem 1'dir diyoruz. Evet. Bizim takvimimiz, gerçek takvimimiz efendim hicretle başlayan kameri takvimdir. Ve biz bugün 2011 yılında değiliz, 1433 yılındayız. Biz 30 Aralık'ta değiliz, şu anda 5 Safer'deyiz. Evet. Yani bunu demek, hani masa başı bunu efendim demekle mümkün değil. Bunu demenin tabii ki hayata kattığı, katması gereken bir takım efendim tezahürler var. Nedir mesela? Bir insana yaşını sorduğunuz zaman kaç yaşındasın efendim dediğinizde hemen miladi takvime göre yaşını söylüyor. Ama aynı adam diyor ki bizim yılbaşımız bir Muharrem'dir diyor. O zaman bu güdük kalıyor. Bunun bir anlamı yok. Eğer bir Muharrem'se senin yılbaşın ve sen hakikaten miladi takvime göre bir yılbaşı kabulün yoksa o takdirde yaşın sorulduğu zaman sen 38 değil şu gün 39 demen gerekiyor. 30 yılda bir çünkü bir yıl fark ediyor ortalama olarak. Ona göre hesaplamıyoruz. Ama şimdi şey böyle, vaka böyle. Yani devlet daireleri, bütün toplumun efendim kurumları normal miladi takvime göre işliyor. Cumartesi, pazar efendim tatil sistemine göre işliyor. Aylar vesaire, sömestri, okullar. Bütün bunlar buna göre işliyor. Haliyle bir Müslüman bu durumda ister istemez bir vaka olarak 31 Aralık gecesini görmek durumunda kalıyor. Bir eğlence vakti olarak değil belki ama bir işte vaka. Burada bu soruyu soralım. Bir vaka olarak bunu göremez mi? Bu gece niçin eğlenilir? Yani bir miladi yılın bitmesi ve yeni bir miladi yılın başlaması dolayısıyla biz niçin eğlenmeliyiz? Bu sorunun aslında mantıklı cevabı yok. Yok. Yani Müslümanın eğlenme tarzı filan vesaire bunları konuşmadan önce belki bunu sormakta fayda var. Bu gece niçin eğlenmek zorundayız? Niçin eğlenmeliyiz? Bu geceyi niçin kutlamalıyız? Bütün dünya eğleniyor diye biz niye eğlenelim? İşte bu gelip bu kültüre dayanıyor bu iş. Yani bu yılbaşı olgusu tek başına bir şey değil. Bunun etrafında oluşmuş bir kültür var. Yerleşmiş ve küreselleştirilmiş bir kültür var. Ciddi bir kapitalist beklenti var, hesaplar var. Yani bu gece dolayısıyla pek çok ekonomik sektörde olağanüstü bir satış bekleniyor. Hareketlilik var. Tüketim bekleniyor. Tüketim var. Ne bileyim işte eğlence kültürünün getirdiği başka şeyler var. Ama dönüp de bunu sormuyoruz. Niçin eğlenmeliyiz? Yani diyelim ki çok özel, anlamlı, dini ya da milli bir anlam ifade etmeyen bir gün bugün. Öyle midir? Öyledir. Peki niçin bugünü kutlamalıyız? Niçin eğlenmeliyiz? Bunun cevabı yok. O küreselleştirilmiş hale gelmiş bulunan Hristiyan patentli kültür unsurlarının, ritüellerin bize eğlence adı altında toplumumuza, ruhumuza, algımıza pompalanması, zerk edilmesi gibi bir hadise söz konusu. Ya bunu mutlaka görmek lazım. Evet. Yani bizim için 31 Aralık gecesi 30 Aralık gecesinden farklı bir gece değil. Hiçbir farkı yok. Hiçbir fark. Yılbaşının şimdi bizim için takvimdeki değişiklikten, yaşımızdaki değişiklikten, takvime bağlı değişiklikten başka hiçbir manası, anlamı yoktur. Yok. Şimdi şöyle diyebilir insan teorik olarak. Hicri yılbaşını, hicri yıl sistemini ya da takvim sistemini benimsemek zorunda mıyız? Bütün dünya bunu benimsemişken biz niye onu benimsiyoruz? Böyle bir zorlama ya ne lüzum var gibi. Oysa yani daha önce zannediyorum vurgulamıştık. Modern insanın en büyük handikapı yaşadığı durumu, kendisine benimsetilen durumu mutlaklaştırmasıdır. Yeryüzünde öyle medeniyetler, öyle kültürler var ki onların bu mevcut Gregorian takvimle hiçbir bağlantıları yok. Yani işte Çin takvimi diye bir şey var. Efendim. Bizde Rumi takvimi var. İbrani takvimi var. Kızılderililerin, Azteklerin takvimleri var. Bizim takvimimiz var. Peki niye böyledir? Çünkü bu insanın zaman algısının, mekan algısının, kültürünün, varoluşunun, medeniyet tasavvurunun dışa vurumudur. Şimdi bir soru soralım. Diyelim ki Müslümanlar
yeryüzünde pek çok yürürlükte olan takvim sistemi varken, Bizanslıların, Sasanilerin, Çinlilerin, Hintlilerin, başkalarının takvim sistemi varken neden yeni ve farklı bir takvim sistemi oluşturmak zorunda hissettiler kendilerini? Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde niye böyle bir şey oldu? Ve neden hicret bir takvim başlangıcı belirlendi? Evet. Yani o dönemde önerilen pek çok şey var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumu var mesela. Vefatı var. Hristiyanlarda olduğu gibi. Hazreti Ömer ve karar verici ekip bunları uygun görmüyor. Hazreti Ömer yeni bir oluşumun başlangıcını sembolize ettiği için hicrete esas alıyor. Burada bir kendisi oluş var. Yani bir toplumun kendisini inşa edişi var. Vahiy zemininde otantik, orijinal bir kültürün oluşumu var. Şimdi bu bilinci kaybeden, bu sorumluluk duygusunu kaybeden bir toplum için ancak kendisine yabancılaşmadan söz edebiliriz. Onun için artık o takvimin, o sistemin bir anlamı kalmamıştır. O kendisine yabancılaşmıştır. Ne verseniz gider. Böyle bir toplumda senin de az önce vurguladığın gibi işin ucunun gide gide itikada kadar varmaması için bir sebep yok. Onun için bazen işte toplum inanç din ilişkisini konuşurken gençlerimiz, özellikle gençlerimiz, bazı gençlerimiz meseleyi doğrudan doğruya itikatla irtibatlandırıp oradan ele alıyorlar. Bu doğru değil. Çünkü bozulma oradan olmadı. Bozulma önce kültürün yozlaşmasıyla oldu. İslami kültür yozlaştığı için Müslümanların Müslümanlık bilinci zedelendi. Bu kültürün yeniden ihya edilmesi, yeniden hayatımıza katılması lazım. İşte bu anlamda önemli. Yılbaşı kutlamalarına iştirak etmek ya da buna benzer başka seküler, profan, batı patentli, küresel değerleri yansıtan, moderniteyi yansıtan başka unsurların, başka motiflerin, ritüellerin Müslümanlar tarafından benimsenmesi ve icra edilmesi konusunda da aşağı yukarı aynı şeyler söz konusu. Evet, bence fotoğraf netleşmiş oldu. Noel kutlamalarına katılmak bizatihi bir Hristiyanlık kültürünün içinde erimek anlamına gelmesi itibariyle doğru olmadığı, haram olduğu, caiz olduğu, ortada olduğu halde. Caiz olmadığı ortadadır. Yılbaşı kutlamaları Noel etkinliklerinin dışında düşünüldüğünde bile doğru olmadığı, çünkü yılbaşının bir eğlence vesilesi olmadığı, başlı başına bir sevinç günü olmadığını burada ifade etmiş olduk. Bu bakımdan Müslüman bu geceyi diğer gecelerden farklı kılmamalıdır. Evet. Diğer gecelerle aynı bir gece olarak kabul etmelidir diyoruz. Sonuç, vardığımız sonuç bu. Evet. Bir başka hususa geçiyoruz. Yalnız diyoruz. Burada böyle sorular da var. Mesela yarın akşam itibariyle milli piyango var. Adına milli deniyor tırnak içi. Sanki yani kültürümüzde, milletimizde, tarihimizde efendim piyango diye haram olunan, haram kılınan bir şans oyunu varmış gibi bir intiba insanda uyandırıyor. Evet. İnşallah bu da tasfiye edilir. Böyle haberler vardı. Milli piyangonun isminin değişeceği yönünde. İsabet oldu. Evet. Evet, milli piyango uygulaması soruluyor. Yılbaşıya özellikle büyük ikramiye denk getiriliyor. Evet. Bunu da cevaplandırmamız lazım. Bunun bir şans oyunu olduğu, kumar olduğu hususu çok açık. Bunda bir ittifak var. Evet. Haramdır. Bir başka husus. Buna başka bir hususa geçmeden bir şey tasrih edelim burada. Şimdi bazı kardeşlerimiz şöyle bir mülahazayla hareket edebiliyor. Efendim ben bunun haram olduğunu biliyorum ama kocaman bir ikramiye var ortada. Bunun bir kısmı bile bana çıksa ne İslami hizmetler yaparım, bununla ne hayru hasenat yaparım, ne infak tasadduk yaparım gibi mülahazalarla hareket ediyorlar. Biz de bunlara diyoruz ki haram ile helale varılmaz, kirli suyla abdest alınmaz, pis suyla abdest alınmaz. Helale varacaksak ona varış yolumuz da helal olmalı. İslam'a İslami olmayan yollarla
hizmet etmeye kalkmak zarar vermekten başka bir şey ifade etmez. El gayat la tuberrirul vesail, evet. Amaçlar, vesileleri, araçları meşrulaştırmaz, evet. Prensibiyle cevap veriyoruz. Evet, evet hocam, vaktimizin bu tur itibariyle dolduğunu söylüyor kardeşlerimiz. Bir sonraki tura geçmemiz gerekiyor. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, bu tur için ekleyeceğim bir şey, evet, yok. Evet değerli dostlar, son tura geçeceğiz. Yine sorularımız var. Biz yine soru bekliyoruz sizden. Son bölüme özellikle soruları bırakıyoruz. Geniş geniş inşallah bunları konuşup cevaplayacağız. Bir sonraki bölümde yine bekliyoruz. Evet değerli dostlar, son turdayız. Sorularınıza yer veriyorduk. Soru, Ahmet Mansur kardeşimiz soruyor. Selam ediyor. Tebrik ediyor. Yani programdan dolayı, yılbaşı vesilesiyle değil. Müslümanların alternatif olması adına miladi takvimi esas alarak Mekke'nin fethi kutlaması yapmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve sizce Müslümanlar yılbaşı günlerini alelade bir şekilde mi geçirmeli, yoksa birileri günahına nazir olarak ibadet, dua, Kur'an, tesbih vesaire mi, ile mi geçirmeli? Yani bu zaman dilimine özel bir anlam atfedip bu zaman diliminde, bu gecede bir takım ibadetler ihdas etmek bidat olur. Çünkü bizim herhangi bir zaman dilimine kendiliğimizden bir anlam atfedip o gece bir takım ibadetler ihdas etmek gibi bir şeyimiz yok. Birileri günah işliyor, biz de aksine sevap işleyelim. Ha, yani gibi bir anlayış. Müslümanın tavrı nasıl olur? Bu geceyi herhangi bir gece muamelesi yaptığımızda olur. Ama şöyle bir şey var. Yani herkes aynı bilinç seviyesinde olmayabilir. İnsanlar arkadaşlarını, dostlarını, komşularını bu gece bir münkerat düşmesindense alıp götürelim bir yerde, bir sohbet meclisinde bir sohbet dinleyelim gibi. Bu vesileyle Mekke'nin fethi kutlamaları yapılıyor, evet, zaten. Evet. O mülahazayla yapılıyor zaten. Böyle bir şeye, yani bir münkere düşmektense böyle bir şeye gitmek, orada oradan müstefid olmak amacıyla gitmekte bir beis yok. Müslümanlar Mekke'nin fethini bir bayram olarak kutlarlar mı? Böyle bir geleneğimiz var mı? Yok. Yok. Ama böyle bir olağan dışı durum karşısında, böyle bir küresel dayatma tabiri caizse karşısında, elimizin ulaşabildiği insanları bu bid'ate düşmekten, bu münkere düşmekten alıkoyabiliyorsak ve onlara artı olarak da bir marufu emir babından bir şey verebiliyorsak, en azından o münkere düşmesini engellediğimiz için bir sevaba girmiş, bir hasene elde etmiş oluruz inşallah. Evet, böyle bir içtihat yani Müslümanlar yaptı Türkiye'de özellikle, evet, belli, evet, çevreler ve Mekke'nin fethi kutlamalarını bir gelenek olarak başlattılar. Bugün halen uygulanıyor. Evet. Bir içtihattır diyoruz ama arkadaşımızın sormuş olduğu, özellikle bu gece biz de ibadete kendimizi verelim, dualar, zikirler, Kur'an kıraatı, tilaveti, tesbih vesaire, bunun doğru olmadığını, evet, ifade etmiş olduk. Bir başka kardeşimiz Kamuran Ali selam ediyor. Doğum günü, evlilik yıl dönümü ve benzeri özel günlerle ilgili de yılbaşında olduğu gibi kutlama olabilir mi? Bir takım programlar, etkinlikler yapılabilir mi? Doğum günü partileri oluyor. Evlilik yıl dönümü özel olarak kutlanıyor. Eşler çıkıp bir yerde yemek yiyorlar. Romantik bir ortam oluşturuyorlar. Evet. Eşine kocası hediye getiriyor vesaire. Bugünlere özel böyle bir anlam ifade edilir. Var mıdır bunun bizim kültürümüzde, tarihimizde? Yeri? Bizim tarihimizde, kültürümüzde böyle bir şey yok. Ama diye başlayan bir cümle kurmak zorundayız burada. Zor cümleler hocam bunlar. Evet, zor cümleler. Yani Müslüman bir aileyi ayakta tutmak, İslami aile modelini ayakta tutmak, aile bireyleri arasındaki ilişkileri İslami bir zeminde ikame ve icra etmek, idame etmek oldukça zor. Yani böyle bir ortamda gerçekten çok zor. Aile fertleri arasındaki iletişimin İslami bir zeminde
oluşmasını temin etmek için önce aile bireylerinin birbirleriyle münasebetlerini tahkim etmeleri lazım. Yani ailenin ayakta durması, sağlam bir İslami bir ailenin sağlam temeller üzerine basması önce o aileyi oluşturan bireyler arasındaki kanalların açık olmasına bağlı. Eğer açıksa bu tarz şeylere gerek yok. Ama açık değilse en azından bunu bir şu çok önemli Hakan Hoca. Bunu kendi hayatımızdan da yakın çevremizin hayatından da ya da medyaya yansıyan olaylardan da görüyoruz, biliyoruz. Gerçekten günümüzde aile, o kültürel zemin, bir önceki bölümde bahsetmiştik, o çok önemli bir kayıptır bizim için. Aile bir kültürel ortamda bazı şeylerin kendiliğinden vücut bulduğu, vücut verdiği bir ortamdı. O kültürü kaybedince biz aileyi nasıl bir ortam üzerinde inşa edeceğimiz konusunda boşlukta kaldık. O boşluğu ya biz batılı değerler üzerine bir aile inşa ederek dolduracağız ya İslami değerler üzerine. Her ikisi de şu anda bizim hayatımızda fiiliyata aktaramadığımız iki realite, iki uç, zıt realite. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim bu aile bireyleri arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde oluşması ve devamı için bir şey yapmamız lazım. Müslüman eşler arasında, karı koca arasında, anne ile çocuk, baba ile çocuk arasındaki ilişkinin, irtibatın İslami bir zeminde yürüye gelen kültürel formları kaybolmuş durumda. Biz bunu ya işte batılı değerler sisteminde, okullarda, basında, medyada vesairede bize öğütlenen, öğretilen formlarda yürütmeye çalışacağız. Ya da İslami bir şekilde. Bunun yolunu bulana kadar eğer evlilik yıl dönümü adı altında yapılan bir diyelim ki hediyeleşme, eşler arasındaki irtibatı temin eden, iletişimi temin eden bir şey olacaksa, oradan biz İslami bir aile modeline bir yol bulabileceksek, bunu belki bir vesile ittihaz edebiliriz. Ama bu kendi başına orada kalan bir şey olursa, biz her sene karı koca doğum yıl dönümünü, nikah nişan yıl dönümümüzü, evlilik yıl dönümümüzü, balayına gitme yıl dönümümüzü kutlarız. Zın ötesine geçmeyen bir şeyse kesinlikle caiz değil. Ama buradan bir yere gideceksek ve gideceğimiz o yer İslami aile modelinin temini, teşkili, tesisi ve idamesi olacaksa, o zaman bunu bir vesile ittihaz edebiliriz. Hediyeleşmek babından, birbirimize kalpten kalbe yol açmak babından bir vesile ittihaz edebiliriz. Ama alışkanlık haline gelip orada kalma tehlikesi de vardır bunun. Onu da alışkanlık haline gelmemesi zaten mümkün değil. Evet. Yani insan iş güç vesaire telaşesi içerisinde unuttuğunda da çok ciddi bir sistem görüyor. Evet. Sadece sistem görmemek adına bu defa o kalıplaşmış şeyi sürdürmeye çalışıyor insan. İşte normalde o iletişim kanalları açık olsa belki aile yıl dönümünden yıl dönümüne hatırlanmamanın sitemini karşı tarafa yansıtmayacak. Zaten hep hatırlanan olduğu için, hep hatırı hoş tutulan olduğu için ona gerek duymayacak belki yani. O bakımdan. Evet. Söyledim. Yani özel günler meselesi. Buna biz ayat, evet, id, evet, ifadesini kullanıyoruz. İnsanların özel olarak toplandığı ya yahut kendisine özel anlam atfettiği günler diyoruz. Bayram Arapçası veya Türkçesi bayram. Arapçası id, ayat, evet, şeklinde. Ya bunun da bir fıkhı var illaki. Elbette. Ne saikle olursa olsun bir günü özel kılmanın ve ona has bir kısım ritüeller, uygulamalar geliştirmenin ve etrafında bir kültür oluşturmanın mutlaka zaman içerisinde sünnete dönüşen bir boyutu var. Bir hayat biçimini alıyor, bir kültüre dönüşüyor ve o özündeki sünneti boğuyor, gölgeliyor, kaybediyor, yok ediyor. Yani bir insanın eşine evlilik yıl dönümü vesilesiyle tebrik göndermesi ferdi bir hadise olarak bakıldığında son derece pürüzsüz ve problemsiz. Ama bunu bir kültür olarak gördüğünüzde, ki bugün bir kültür halini almış durumda, bu başka çağrışımları var. Farklı bir manzara arz ediyor. Dolayısıyla böyle bıçak sırtı bir konu. Bu senin söylediğinle benim söylediğimin birbirinden farklı olduğunu göstermiyor. Evet. Aynı şeyi söylüyor. Evet. Burada bazı kardeşlerimizin
dikkat çekişleri var. Melih Koşucu kardeşimiz ulusal piyango diyor, milli piyango ifadesine karşılık olarak. Hocam selamünaleyküm. Siz bu programda güzel şeyler anlatırken altta piyango reklamı çıkıyor diyor. Ben çok göremiyorum, bakamıyoruz biz ekrana. Evet. Siz bu programda güzel şeyler anlatırken altta piyango reklamı çıkıyor. Star gazetesi piyango sonuçlarını verecekmiş 1 Ocak günü. Bunu protesto ettiğimizi kanal yönetiminden birilerine söylerseniz sevinirim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet. Ben hepsine söylemiş oldum bu vesileyle. Evet. Efendim. Tabidir. Adı milli piyango olan, ulusal piyango denen şeyin haram olduğunu, kumar olduğunu çok açık biçimde burada ifade ettik. Bir Müslümanın kumara, haram olan bir şeye çanak tutması da haramdır, doğru değildir. Biz buna karşıyız. Bir zühül olsa gerek diyoruz. Evet. Ben bir noktanın altını çizmek istiyorum. Hazır sürenin bitimi gibi bir risk yokken. Evet, buyurun hocam. Şimdi biz bu yılbaşı, gayri İslami ritüeller, Müslümanlara ait olmayan kutlama biçimleri, kültür vesaire filan bunları konuşurken bir meseleyi ihmal etmeyelim. Özellikle gayrimüslim ülkelerde azınlık durumunda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da. O bir soru zaten. Öyle mi? Evet. Evet, onu da söylemiş olalım o zaman. Ya bunlar yan yana, duvar duvara, kapı komşusu olarak yaşadıkları Hristiyanların Christmas kutlamalarında ne yapacaklar? Ya da bir iş yerinde, işçi patron ilişkisi içinde, benzeri ortamlarda Hristiyan arkadaşlarının, komşularının, dostlarının, hocalarının, hocalarının, ahbaplarının, doktorları. Evet, yani bir toplum içinde yaşıyor çünkü bunlar. Onların Christmas kutlamaları konusunda ne yapacaklar? Onu kesinlikle oralara iştirak edip bir bayram olarak kendileri bizzat yaşamaksızın, öyle hissetmeksizin, onların bayramlarını tehniye adına, tebrik adına, yani. Tebrik adına, kutlama adına, onlarla ilişkilerini hoş tutmaları, rında bir sakınca yok. Yani özellikle tabii bizim buna iştirak ettiğimiz anlamına gelecek davranışlardan uzak durmakla birlikte o insanlarla hukukumuzun da devam ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak bu ilişkinin sağlıklı bir zeminde devam etmesine vesile olacaksa eğer onların yılbaşılarını, Christmas'larını, Noel'lerini kutlamakta bir sakınca yoktur. Allahu alem diyoruz. Diyorsun. Evet. Ben burada şimdi Yusuf Karadavi'nin de fetvası var. Fetvanız onun fetvasıyla böyle örtüşüyor. Öyle mi? Minhedil İslam Fetava Muhasala Doktor Yusuf el-Karadavi kitap burada. Üçüncü cilt. Almanya'da yaşayan bir genç, bir öğrenci aynen sizin çerçevesini çıkartmış olduğunuz biçimde bir soru soruyor. Burada hocalarımız diyor, tez danışmanlarımız, yer yer doktorlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız vesaire. Hristiyan bunların mesela işte Christmas kutlamaları oluyor diyor. Biz bu kutlamalarda bunlara katılmamak kaydıyla sadece o komşuluk yahut arkadaşlık yahut hoca talebe ilişkisi gereği nezaketen bu insanların bu tür günlerini kutlama durumunda olsak ki kalıyoruz, mahcup oluyoruz onlar karşısında diyor. Evet. Ne dersiniz? Kutlayabilir miyiz? Caiz midir diyor. Yusuf Karadavi de Türkiye gibi topluluklarda değil de böyle Avrupa gibi, Amerika gibi yani gayrimüslimlerin yaşamış olduğu, Müslümanların azınlık statüsünde bulunmuş olduğu topluluklarda onların bayramlarını kutlamanın şirk, küfür vesaire içeriklerden yalıtılmış haliyle kutlamanın sakıncası olmadığını ifade ediyor. Evet. Vaktiyle İbn-i Teymiye ve benzer alimlerin buna şiddetle karşı çıktığını, hakikaten öyle, alimler buna karşı çıkıyorlar. Şöyle ayrım yapan alimler var. Siz kutlamayın ama size kutlama geldiğinde de siz kutlamaya yanıt verin. Yani ilgili gün size bir kutlama mesajı geldi. Komşunuz size kutlu olsun, mutlu olsun efendim yılbaşın dediğinde siz ona mukabele edebilirsiniz. Ama yahut size bir hediye geldiğinde, affedersiniz ben tasih edeyim. Size o gün onlara mahsus bir hediye geldiğinde
Hediye de dağıtıyorlar çünkü belli günlerde. Evet. Hediye geldiğinde bu hediyeyi alabilirsiniz ama siz kendiniz onlara hediye veremezsiniz şeklinde fetva hemen hemen bütün alimler tarafından. Bütün alimler derken şöyle söyleyeyim, hediye veremezsiniz kısmı bütün alimler tarafından ama hediye alabilirsiniz kısmı bazı alimler tarafından dillendirilmiş. Özellikle Hanbeli alimler ve bazı Hanefi alimler de bir bütün olarak bütün bu kutlamalara, etkinliklere Müslümanın hiçbir şekilde adının karışamayacağını ifade etmiş. Gerek kutlayan taraf olsun, gerek kutlanılan taraf olsun, gerek hediye veren taraf olsun, gerek hediye alan taraf olsun, Müslümanın böyle bir münasebette adı asla geçemez diyorlar. Çünkü sonuç itibariyle bunlar isimdir, günahtır. Müslüman günaha ortak olamaz. Günahta taavun ayetiyle irtibatlandırıyorlar. وَالَّذ۪ينَ يَشَدُونَ الزُّورِ Zura şahitlik etmek, günaha, yalana, batıla şahitlik etmek anlamındaki ayet-i kerimeyle irtibatlandırıyorlar. Yusuf Karadavi, İbn-i Teymiye bugün yaşasaydı diyor, böyle nazik durumu görüp görüşünden vazgeçerdi. En azından bu duruma has olarak yumuşatırdı diyor fetvasını alel akal. Yani bu bir şeydir. Tabii Yusuf Karadavi'nin yorumu. Bir şey söyleyemeyiz ama şu bir vaka, yani bu fetvaların verildiği dönemlerde gayrimüslimler Müslümanların arasında azınlık olarak yaşıyordu. Müslümanların hakimiyetinde ve Müslümanların arasında azınlık statüsünde yaşıyordu. Ama şimdi Müslümanlar gayrimüslimlerin arasında, bir bölüm Müslüman, gayrimüslimlerin arasında ve azınlık statüsünde yaşıyor. Orada bir mücadele halindeler her zaman. Yani batıya gidip gelenler, orada yaşayanlar zaten bunu yakından hissediyor, biliyor. Orada bir takım haklarını elde edebilmek, orada bir takım kendilerine yönelen bir takım şüpheleri, suçlamaları, dezavantajları bertaraf edebilmek adına onlarla ilişkilerini sıcak tutmak zorundalar. Ben her zaman gittiğimde söylüyorum, bir Müslümanın gayrimüslimlerin arasında azınlık durumunda yaşaması, eğer orada yaşamasını zorunlu kılan bir şey yoksa caiz değil. Bunu söylediğimiz zaman oralardaki kardeşlerimiz bize kızıyorlar, gönül koyuyorlar. Ya da sen buraları bilmiyorsun, tanımıyorsun diyorlar ama. Yani orada İslam'ı tebliğ gibi, eğitim öğrenim öğretim gibi, tıbbi tedavi gibi, buna benzer zorunlu bir ikameti meşru kılacak bir amacınız yoksa, bulunduğunuz ülkelerde canınız, malınız tehlike altındaysa, oralara iltica etmişseniz filan gibi. Zaten bu başlı başına sıkıntılı bir konu. İkinci olarak da zaten oralarda yaşayan insanların kendi kültürlerini, inançlarını muhafaza etmek gibi bir birincil problemleri de var. Yani Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da, başka ülkelerde azınlık statüsünde yaşayan Müslümanların birinci probleminiz nedir diye sorduğunuzda size çocuklarımın hali ne olacak diye cevap veriyorlar. Çocuklarımın geleceğinden endişe ediyorum diyorlar. Böyle bir ortamda kendilerine yönelmiş, özellikle bugünün Avrupa'sındaki o İslamofobya meselesini de göz önünde tutarsak, Müslümanlara yönelmiş bütün şüphe oklarının resmi mercilerden, başka örgütlerden, başka kanallardan, medyadan vesaireden yöneldiği bir ortamda Müslümanların kendilerini orada bir korunak içerisinde tutmaları bir zaruret haline geliyor. Dolayısıyla evet. Bu durumu göz önüne aldığımızda o fetvanın, yani Yusuf Karadavi'nin fetvası, yani bu aslında tartışılması gerekiyor. Çünkü şöyle bir itiraz da var. Bir kardeşimizin ben itirazını burada isim vermeden anmış olayım. Yani Yusuf Karadavi orada davet tebliğ faktörünü de ekliyor fetvasına. Hı-hı. Davet ve tebliğ açısından iyi ilişkiler kurmak bağlamında da bu avantajlıdır diyor. Evet. Ama o kardeşimiz de diyor ki, fotoğrafın bir de bu tarafına bakın diyor. Hiç gayrimüslimlerle o ülkelerde bu tür tebrikleşme ilişkisi bile kurmayan selefi gruplar var. Onların davet ve tebliğ faaliyetleri çok çok daha başarılı. Çok çok daha büyük efendim rakamlarda insanların İslam'a kavuşmalarına vesile oluyorlar. Yani tebliğ ve davet açısından acaba kutlamak mı
daha avantajlı yoksa kutlamamak mı daha teorik avantajlı? Teorik bir tartışma olur. Aslında yani pratik örneklerden hareketle gitmek de fayda var. Öyle durumlar, kişiler, ilişkiler olur ki kutlamak fayda vermez. Ama öyle durumlar, ilişkiler, kişiler olur ki kutlamak fayda verir. Bunu o zaman genellemek yerine fayda vereceği yerlerde kutlamak, vermeyeceği yerlerde kutlamamak gibi takdir etmekte fayda Peki, var. Peki kutlarken kullanılacak ifade, yani Noel, Noel'iniz kutlu olsun şeklindeki bir ifade Noel'i tasvip anlamına gelir mi gelmez mi? Gelebilir. Şimdi bu konuda Türkçe'de gerçekten bir şey var, bir ifade sıkıntısı var. Neden? Ben işin başında onu not almıştım, söylemeyi unuttum, iyi oldu hatırlattın. Biz bir şeyi kutlarken onun kutlu olmasını vurguluyoruz. Yani kutsal olmasını vurguluyoruz. Takdis ediyoruz. Onunla teberrük ediyoruz. Dolayısıyla bunun bizim inancımızla, fizik ötesi alemle olan irtibatımızla ilgisi var. Ama tehniye öyle değil Araplarda. Ha, tehniye öyle Yusuf değil. Yusuf Karadavi'nin fetvasında evet, geçen tehniye. Ben de tehniye dedim zaten başta evet. Ama izleyenler anlamayacağı için muhtemelen sonra kutlama demek zorunda kaldım. Bizde çünkü tehniyenin karşılığı tebrik diye geçiyor. Tebrik de gerçi o mübareklikle tabii, alakalı içeriğini kaybetti. Mübarekle. Ama kimsenin aklına öyle bir şey gelmiyor. Olsun yani bunu sıcak tutmakta, canlı tutmakta fayda var. Nasıl bir ifade kullanacağım bunun yerine ama? Daha farklı bir ifade bulmak lazım. Merry Christmas. Yani. Diyecek mesela. İyi Christmas'lar filan, iyi yıllar mesela, iyi seneler. Mutlu yıllar. Gibi. Christmas mutlu da hatta yıllar. Dememeli Christmas dememeli. Çünkü orada tabii, Mesihi tabii. Bir mana içeriyor. Mutlu yıllar şeklinde evet, bir ifade iyi yıllar, belki. İyi seneler filan demekte fayda var. Sağlıklı yıllar, evet. Mutlu yıllar dil çok gibi bir ifade. Özellikle kullanmalı diyorsunuz. Evet. Yani buna siz ancak evet, evet. Cevaz veriyorsunuz. Evet, bu herhalde tartışılacak bir cevaptı hocam. Tartışılmasında yakında fayda size mailler var. Gelmeye başlar. Evet, ben sadece soru sordum, cevabınızı aldım hocam. Ben başka bir şey eklemedim buna. Şimdi vaktimiz varsa burada... Sorular da var ama. Ha, var mı? Peki. Başka sorular da var. Alalım. Hutbelere yönelik tepkiler var. Yılbaşını haramsız olarak kutlayın diye bir anlama gelebilecek şeklinde hutbe dinledik diyor Samsun'da. Çok üzüldük diyor bir kardeşimiz. Nasıl karşılıyorsunuz bunu? Yani şimdi, haramsız yılbaşı kutlanabilir mi? Biz konuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı bir resmi kurum olarak yılbaşı gibi resmiyet tarafı da olan, resmi bir özelliği de bulunan artık ister istemez bir gün hakkında, bir olgu hakkında bir şey söylemek zorunda. Ne diyecek Müslümanlara, Müslüman topluma? Yılbaşını kutlayın dese mutlak bıraksa olmayacak. Kutlamayın dese işin resmi bir vasfı var. Doğrusu toplumda buna dönük geçmişten gelen bir şey de yok Diyanet İşleri Başkanlığı bakımından. Yani kutlamayın gibi bir tavır da geçmişten gelen bir gelenek haline gelmiş bir tavır da yok. Ne diyecek dolayısıyla ne şiş yansın ne kebap hesabı diyecek ki kutlayın ama haramsız kutlayın yani. Sonuçta kutlamış oluyorsun yani. Evet. Biz bunun kutlanamayacağını çok başında söylemiş şey olduk. Çok anlamlı bir şey değil. Evet, erkeğin kadına selam vermesi caiz midir? Kadın ile erkeğin tokalaşması caiz midir? Yine herhalde bu etkinlikler çerçevesinde karşılaşılan bir durum olarak bunu soruyor. Evet, erkeğin kadına selam vermesi ulemamız tarafından bir kayıtla kayıtlanmış. O da genç olması fitne endişesi. Evet. Böyle bir endişe yoksa caizdir. Evet, yani genç bir bayana yahut genç bir erkeğin efendim selam vermesini alimlerimiz doğru bulmuyor. Bir fitne endişesi, yanlış anlama vesaire veya başka bir çağrışım uyandırma gibi durumlar söz konusu olduğunda yine cevaz evet. Vermiyor. Ama yaşlıların yahut yaşlı bir hanıma verilebileceğini söylüyorlar ki ihtiyatlı olan budur. Tokalaşmayı, kadın ile erkeğin tokalaşması caiz midir? El cevap. Değildir. Caiz değildir. Biz zaten burada fıkıh programı yapmıyoruz. Evet, böyle evet. İlmihal bunu çok başından beri de ifade etmiştik. Soru cevap bir fıkıh programı değildi ama zaman zaman böyle sorular geliyor. Biz de fevri cevaplamış oluyoruz. Evet. Bir başka kardeşimiz bir paylaşımda bulunuyor. Yılbaşı kutlamak caiz değil. İster kapitalizmin tüketim çılgınlığından dolayı, isterse Hristiyan adeti olarak. Ama kimi coşkulu kardeşlerimiz kendi dini gününü kutlayan Hristiyanlara hakaret içeren şeylerde sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Müslümanın başkasını taklit etmesiyle aynı sosyal ortamda yaşadığı bir gayrimüslimin dini ritüele karşı saygılı durumu arasındaki farkı anlatır mısınız? Yani bu saygıdan öte onu anlayışla karşılamak, onun inancı ve kültürü olduğunu bilmek, onu rencide etmemek, yani aşağılamamak, tahkir etmemek gerekir. Saygı yani onlarla Christmas üzerinden kalkıp da böyle dalaşmak,
hırgür doğru çıkarmak değil, vesaire bu doğru değil diyorsunuz. Evet, şu vardı. Şimdi yani az evvelki meseleyle de alakalı sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ben bu yılbaşı meselesi bittiyse Safer Ayı ile ilgili bir not var önümde de onu parantez içi bir izah olarak o zaman onu verin hocam. İstiyorum. Çünkü Safer Ayı içindeyiz. Safer Ayı içindeyiz. Bu ay içerisinde hayli de sorulan bir mesele bu. Safer ayında bir uğursuzluk olduğu, çarşamba gününde bir uğursuzluk olduğu şeklinde bir takım SMS mesajları, e-mailler falan geliyor. Evet. Safer ayında bizatihi bir uğursuzluk yok. Cahiliye döneminde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş bir rivayet var. Cahiliye döneminden önce bunu söylemem lazım. La adva ve la tiyarete ve la safara diye bir hadis-i şerif var. Yani uğursuzluk, bulaşıcılık, safer yoktur gibi bir hadis-i şerif var. Bu şerhlerde çok uzun boylu tartışılmış bir mesele. Buradaki safer yoktur'dan kasıt nedir? Safer inancı yoktur. Alimler diyorlar ki bu iki şey olabilir. Birincisi müşrikler cahiliye döneminde bir program önce mi iki program önce mi bir haram aylar meselesini işlemiştik biz. Safer ayının Muharrem yerine haram aylardan kabul edilmesi. Nesi yapıyorlar, nesi yapıyorlar demiştik. Evet. Ayları kaydırıyorlar. Dolayısıyla haram ay Muharremken Safer'e kaydırıyorlar o özelliği. Muharrem helal ay oluyor. Onda savaşıyorlar vesaire. Safer'de savaşmıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu düzeltmek maksadıyla Safer'de bir hürmet yoktur, haramlık yoktur anlamında söylemiş olabilir diyorlar. Bir ikincisi de cahiliye döneminde Araplarda şöyle bir inanç vardı. İnsanların, canlıların karnında, karın boşluğunda bir yılan vardır. Acıktıkları zaman o yılan onları kemirir. Bu develerde de olur, insanlarda da olur, başka hayvanlarda da olur. Onları kemirir ve onları o şeyden dolayı bir hastalığa düçar eder ve ondan ölürler. Safer budur diye bir inanç var diyor kaynaklarımız cahiliye Araplarında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yoktur buyuruyor. Böyle bir şey yoktur. Bunun aslı yoktur. Bu ayda belaların yağdığına dair de bir inanç var. Bu var mıdır? Evet, böyle bir şey de yoktur. Yani bu da tamamen bir hurafedir. Bu ayda belaların yağdığına dair ya da çarşamba gününde bir uğursuzluk olduğuna dair mevcut inançların bir aslı esası yoktur. Bu bakımdan yani Safer ayına özgü efendim bu ay uğursuz bir aydır, bela ayıdır. Özel dualar, ibadetler, namazlar, evet. Tedailer vesaire bütün bunlar topyekun La Safer'e hadis-i şerifiyle reddedilmiş, kökten kazınmıştır diyebiliyoruz. Evet. Evet, aslında yani Safer ayı bağlamıyla bu son getirmiş olduğunuz izah örtüşmüş oldu. Gerekli de bir şeydi, biz hatırlamadık. Belki sonraki hafta da belki konuşabilirdik de. Evet, bu çok yoğun bir şey şekilde sorulduğu için bunu not almıştım özellikle, unutmayalım, aktaralım diye. Bu konuda soracak olanlara da sormadan cevap vermiş oldum. Evet. Ben bir noktanın daha altını çizeyim Hakan Hoca. Bilmiyorum buyurun, ne buyurun. Kadar süremiz kaldı ama Az önce ifade ettik. Biz bir şeyi kutladığımız zaman onun kutsallığına vurgu yapıyoruz. Müslümanların kutlamaya değer buldukları her şeyde bu vardır. Bakın mesela kandil kutluyoruz, tebrik ediyoruz, bayram tebrik ediyoruz. Hacca gidip gelmiş olan bir kimseyi tebrik ediyoruz. Efendim, buna benzer her kutlamamızda o kutladığımız şeyin bir manevi, ruhi anlamı var, muhtevası var. Onunla irtibatlı bir iş yapıyoruz kutladığımız zaman. Bizim dolayısıyla inancımızdan ve ondan kaynaklanan kültürümüzden bağımsız bir kutlama faaliyetimiz ve kutlama alanımız yok. Biz seküler bir şeyi kutlamadık hiç, kutlamıyoruz. Yani diyelim ki birisi gazaya gitti geldi, gazi oldu, onun gaziliğini kutluyoruz. Birisi şehit oldu, Allah şehadetini kabul etsin diyoruz. Ailesini tebrik ediyoruz. Ailesine teselli yanında bir de tebriklerimizi iletiyoruz. Allah mübarek etsin diyoruz. Dolayısıyla bizim kutladığımız alan içerisinde seküler, profan,
dinden bağımsız, manevi anlamından soyutlanmış bir unsur mevcut değil. Bizim kutlamalarımızda böyle bir şey de var. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Evet, böylece programın sonuna gelmiş olduk. Değerli izleyiciler, yılbaşını ve Noel kutlamalarını konuştuk. Bu kutlamalara katılabilir miyiz? Bir Müslüman olarak tavrımız ne olmalı? Bunları konuştuk. Kültür meselesini konuştuk. Bunun bir kültür meselesi olduğunu ve kültürün de arka planında inanç ve algının yattığını, kültür içerisinde erimenin zaman içerisinde o kültürü besleyen dinamikler, inanç ve algı içinde de inancımızı ve algılarımızı eritmek anlamına geldiğini ifade ettik. Hocamın sadece bir ihtiraz notu oldu. Yurt dışında, özellikle Batı'da yaşayanlar, orada bir takım eğitim, davet faaliyeti içinde bulunan kuruluşlar olsun yahut şahıslar olsun, onların çok özel münasebetleri olabiliyor gayrimüslimlerle. Bu münasebetler bağlamında ifade ve üsluba dikkat etmek kaydı şartıyla onların yılbaşılarını, kutlamaları demeyelim ama en azından işte mutlu yıllar, sıhhatli yıllar şeklinde bir ifadeyle onlarla insani münasebetlerini sürdürmeleri, kesintiye, aksaklığa uğratmamalarının efendim altını çizdi. Ve böylece bu konuyu bu akşam müzakere etmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.